Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından Baş Başa programından merhaba. Bugün çok önemli bir konuyu konuşuyor olacağız. Çayyüzü Şehitliği'nden bahsedeceğiz. Çayyüzü Şehitliği Aydın tarihinde çok önemli bir yere sahip. Çayyüzü Şehitliği nedir ve oraya ilişkin neler konuşacağımıza dair çok önemli konuklarım var. Alanında uzman, konuya hakim kişileri arıyorum. Avukat Aysel Koç ve Özen Gündüz bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz. Şimdi Aysel Hanım, sizinle başlamak isterim. Şimdi bu Çayyüzü Şehitliği Aydın'ın simge mekanlarından birisi. Çayyüzü Şehitliği ile sizin ilginizi, ilişkinizi konuşuyoruz ama siz kimsiniz? Biz sizi tanımak isterim. Ben kimim? Evet. Ben sizin gelininizim. Gelinsiniz. Evet. Ankaralıyım ben. Evet. Ankara'dan gelin geldim 95 yılında. Ankara'da 19 Mayıs kutlama, 19 Mayıs bayramlarını kutlama tören komutanıydım. Ha, tören komutanısınız. Evet, evet. Orada bütün işte kutlamalar, bayram kutlamaları benden sorumlu. Ben eşiniz avukat olduğu için sizi avukat diye tanıttım. Evet, evet, öğretmenim ben. Orada bir beden eğitim öğretmeniydim. Beden eğitim öğretmenisiniz. Şu anda emekliyim. Evet. Ama öğretmenliğim devam ederken Çayyüzü Şehitliği'nde tanıştım. Yani oğlum 6 aylıktı. 6 aylıktan sonra bir gün bir vesileyle Çayyüzü'ne davet edildim. Davet edildiğim andan itibaren Çayyüzü Şehitliği'ni ve o bağı kurmuş olduk yani. Evet. Tanışmış olduk. Çayyüzü Şehitliği ile bağınız oradan başladı. Evet. Devam edeceğiz. Özen, biz seni yakından tanıyoruz. Aydın kamuoyu da seni yakinen biliyor. Sivil toplum, işte siyaset vesaire denince böyle akla gelen isimlerden birisin. Ama TV'den de sizi ilk kez izliyor olabilirler şu an. Özen Gündüz kimdir? Çayyüzü Şehitliği ile münasebeti nedir? Nedir? Özen Gündüz Aydın doğumlu. Aydın'da okumuş, Aydın'da hizmet etme, Aydın'da ticaretle uğraşan bir kardeşinizim. Aslen Çinel olduğunu söylemeyi unuttun Özen. Evet. Evet. Bir Çinel olarak böyle hemen. Ata topraklarımız Çin'e, baba Çaltı'dan, annemiz Cumalıköy'den. Evet. Abimizle de tabii hemşericilik olunca hemen konuyu dile getirdi. Evet. Biz Çayyüzü Şehitliği ile 18 yıl önce tanıştık. 18 yıl önce. 18 yıl önce. Yani bugün 40 yaşındayım. 22 yaşındayken Aydın'da bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yaparken lisede okuyan öğrenci kardeşlerimizle orada bir Ramazan iftarında bir araya gelerek 20 tane gencimizle, arkadaşımızla, kardeşimizle bir araya gelerek bir Ramazan'da başlayan bir organizasyon. 18 yıl devam eden bir organizasyondu. Kadir Gecesi iftarları olarak devam etti program. Hiçbir siyaset derneği, kamu kurum kuruluşunu karıştırmadan o dönem birçok kuruluşlarda, işte STK'larda başkanlık yaptığımız dönemde orayı ayrı tutuyorduk. Orası bizim için çok önem arz ediyordu. Tabi o kardeşlerimiz Türkiye'nin her yerinde şu anda bir farklı meslek gruplarında, hatta yurt dışında olan kardeşlerimiz de var. Onlarla başlayan bir organizasyon. 18 yılın 2 yılında pandemiden dolayı gerçekleştiremeyen iftar yaklaşık da 3 yıldır da Çayyüzü Şehitliği'ni anma programı olarak da devam ettiriyoruz burayla bağımızı. Şimdi Özen, Aysel Hanımlar da siz de birbirinizden bağımsız olarak Çayyüzü'nde geleneksel hale gelmiş etkinlikler yaparken yıllar sonra ya biz niye bunu ayrı ayrı yapıyoruz, birlikte de bir şeyler yapalım niyetiyle de bir araya geldiniz diye biliyorum ben daha önceki sohbetimizden anımsadığım kadarıyla. Aysel Hanım, nasıl oldu? Az önce ben Özen diyeceğim yani kardeşim artık. Kadir gecelerinde biz şehitliği tanıştığım andan itibaren bütün Kadir gecelerini mutlaka Çayyüzü Şehitliği'nde geçiriyoruz. Her geldiğimizde de bu bahsettiği o gençleri orada görüyorsunuz. Görüyoruz. Özen'i tanımıyorum ben. Sadece gençleri, işte onlar da hayır yapıyorlar. Biz kendimiz ferdi olarak geliyoruz. Sonrasında hani çok takdir ettik böyle bir şey, organizasyon böyle küçükten. Daha sonra yine tesadüfen biz Kadir Gecelerinde büyüdüğün, daha böyle yemeklerin büyüdüğünü fark ettik. Evet. Bu bizim hayırlara başlamamız yeni değil. 25 yıl önce Çayyüzü Şehitliği'nde zaten ben bir hayır davetine giderken tanışmış oldum. Hayır vardı. O zaman 15 günde bir yapılıyordu hayırlar. Sabahattin Burhan, bu Yörük Arefekif'te vesaire tanıyorsunuzdur. Evet. Yazarının davetiyle gitmiştik. 15 günde yapılıyordu. Biz de mümkün olduğunca zaten çalışıyoruz. Hep katılmaya çalıştık. Ama böyle artık dünyevi şeylerden, sıkıntılardan uzunca bir ara verildi. Sonra biz eşimle ben bu hayırlara yeniden başlayalım yani oraya. Çünkü biz zaten ziyaret ediyoruz ama bizim ziyaret etmemiz yeterli değil ki. Evet. Başka insanlar da gelsin hani
tanış olalım. Sonra Özen'i aradık. Evet. Birlikte olalım, var mısınız? Biz bu şimdi bahsedeceğimiz organizasyonun dışında evet. Her ayın ilk pazarı orada hayır yapıyoruz. Her ayın ilk pazarı? Her ayın ilk pazarı mutlaka. Çay yüzü şehitliğinde mutlaka. Hangi saatlerde oluyor her ayın biz ilk pazarı? Biz öğle saatinde yani öğle namazından önce orada oluyoruz. Benim böyle 80-100 kişiye dağıttığım, hatta Almanya'da bile okuyanı var. Cüz dağıtıyorum işte, onların hatim duasını orada yapıyoruz. Kalanında kendi şeyimizle, bütçemizle hazırladığımız hayırlarımızı orada yemeğimizi yiyoruz, namazımızı kılıyoruz, hatim duamız okunuyor, dönüyoruz. Özenciğim de sağ olsun, ailesi özellikle hepsi. Biz de Nazilli'den bir grup kadınla evet. Sırf gelebilsinler diye bu hanımları ücretsiz taşıyorsunuz. Taşıyoruz evet. Yani seve seve. Böyle bir organizasyon mu artık adını ne koyalım? Organizasyon değil aslında da yani insanlar etkinlik. o nefes almayı, o istasyona evet. Uğramayı öğreneceğiz. Öğreneceğiz neden olduğunu, neler olduğunu. Fakat Özen, ben Çay Yüzü Şehitliği ile ilgili de bir bilgi vermeni isterim. Yani bu Çay Yüzü Şehitliği nedir? Orada kimler şehit olmuştur, ne zaman şehit olmuştur, işte şehrimiz, ülkemiz adına nasıl bir milli önemi vardır? Onları da senden öğrenmek isterim. Tabii ki. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı ülkemizde başladığında 27 Mayıs 1919'da Aydın'ımız evet. işgal edilmişti. Yörük Halefe ve Kızanları 16 Haziran 1919'da Malgaç, Sultanhisar'ın Malgaç baskınını gerçekleştirerek Aydın'daki milli mücadeleyi başlatmıştı. Evet. Malgaç baskınını Aydınlı olup da bilmeyen dostlar yoktur. Yani evet. Çok önem arz eden bir Yunan karakolunu basıp Malgaç'ta. Onun ardından 1919'un Temmuz ayı gibi Çayyüzü Şehitliği'nde Milli Aydın Alayı kuruluyor. Milli Aydın Alayı'ndan Teğmen Zekai Bey ve Yörük Ali Efe komutasında olan evet. Milli Aydın Alayı kurulduktan sonra milli mücadelede de zaten 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışından ardından 22 Haziran'da Amasya Kongresi ve ardından 23 Temmuz 7 Ağustos'ta gerçekleşen Erzurum Kongresi'nden sonra ülkemiz milli mücadeleye topyekün girmiş oluyor. Mustafa Kemal Atatürk Gazi Paşa'nın önderliğinde. Tabi Aydın'da da bu Umurlu Çayyüzü Şehitliği'nin Çayyüzü Köyü'nde Milli Aydın Alayı kuruluyor. Milli Aydın Alayı'nın oluşturan Yörük Alefe ve Kızanları Yunan askerlerinin 23 Ekim 1919 tarihinde bu Taşlı Gedik Çayyüzü Köyü'ne varmadan Taşlı Gedik mevkii denilen alanda Yunan askerleri bir köye baskın düzenliyor. Alayı ele geçirmek istiyorlar. Yani bu karargahı ele geçirmek istiyorlar. Bunu Ali Gazban önderliğinde, Teğmen Ali Gazban, Trablusgarplı Teğmen Ali Gazban önderliğinde bir savaş başlıyor. 10 çocukla beraber Yunan askerlerini püskürtmeye çalışıyorlar. 10 çocukla? Evet, 10 çocuk. Bunlar 15 ile 18 yaşlarında 10 çocukla püskürtmeye başlıyorlar. Tabii bir mevziye kadar Yunan askerlerini püskürtüyorlar. Tabii bu savaş esnasında büyük bir patlama ve gürültüyle ne olduğunu anlayamayan çocuklar ve Ali Gazban Teğmen bakındığında etrafına 7 çocuğun burada şehit düştüğünü görüyor. Tabii 7 çocuk şehit düşmüş ama parçalar paramparça, hiçbiri birbiriyle alakası olmayan vaziyette bir ortam var. Bu kökler, çamları ve Taşlı Gedik mevkii denilen alanda bu olay gerçekleştiriliyor. Tabii sonra Teğmen Zekai Bey ile Yörük Ali Efe alana intikal ediyor. Tabii bakıyorlar her tarafta dediğiniz gibi şehitlerimizin, çocuklarımızın yani o dönemki şehitlerimizin parçacıkları. Tabii bu baskını da Erikavak'tan Ulalı İdris Bey, Teğmen Ragıp Bey ve Karakoy üzerinden de Danışmentli İsmail Efe. Aydın için önemli bir isim biliyorsunuz. Onlar püskürtüyor değil mi? Tabii onlar da geri kalan yani bu şehit olayından sonra tekrar olayı püskürterek bunu Milli Aydın Alayı'nı Yunan askerlerine teslim etmiyorlar. Tabii geriye dönüldüğünde
Bu püskürtmeden sonra, yani destek gelen destekle püskürtmeden sonra şehitlerle ilgili alaya, Milli Aydın alayına dönüldükten sonra işte Yörügeli Efe ne yapalım dediklerinde Teğmen Zekai Bey'e 7 harar bulduruyor köylülerden. Yani harar çuval. Evet. Bunları alıp alana gidiyorlar. Yani şehitlerin olduğu alana. Her birini artık ayrı ayrı parçalar şeklinde 7 harara dolduruyorlar. Bugünkü Çayyüzü şehitliğinin, Çayyüzü köyünün mezarlığının yanındaki yere gömüyorlar bunları 7 harar olarak. Evet. Yani kim ve hangi çuvalın içinde kimin olduğu belli olmayacak şekilde 7 tane çocuğu, 7 fidanı oraya gömüyorlar. Üstlerine topraklar atıyor ve hala daha kan mezarlarından kan sızdığı olayı, yani o zamanki dediğimiz gibi Yörük Ali Efe'nin kitabının yazarı Sabahattin Burhan Hoca'nın o bölgedeki insanlardan yaşamış, o dönemki yaşamış insanlardan derlediği çalışmalardan bu ortaya çıkıyor. Öyle bir tesviri var, evet. Evet, evet. Bu ortaya çıkıyor. Tabii kan sızıyor. 7 kayrak taş koyarak burada bir şehitlik oluşuyor. Tabii cenaze namazını da o zaman Milli Aydın alayının müftüsü Esat İleri Hoca kıldırıyor. O zamanın müftüsü. 1920 yılı savaş devam ediyor. Tabii Kurtuluş Savaşı devam ediyor. 1920 yılının Mart ayında Teğmen Zekai Bey Yörük Ali Efe'ye, efem şu acıklı ve garip halimizden bizden sonrakilere yıldız gibi bir nişane kalması için buraya bir abide dikelim diyerek Karacasu'nun Geyre köyünden oradaki mermer ocağından, bugünkü üzerinde şehitliğin olduğu bölgede dikili olan anıtı getiriyorlar. Ne yazıyor onun üzerinde Özen? Ben gittim oraya da böyle bir... Şimdi tabii bu anıtın getirilmesi de şöyle, o konuyu da değinmek istiyorum. Ona da geleceğim. Anıtın getirilmesi, o Kurtuluş Savaşı esnası Umurlu Yunanlar tarafından işgal edilmiş dağlardan eşekler sırtında bu abide, bu taş buraya getiriliyor. Bu alana dikiliyor. Orada şöyle yazıyor. Vatan için ölenler burada yatıyor. Milli Aydın alayı Mart 336. Vatan için ölenler burada yatıyor. Evet. Milli Aydın alayı Mart 336. O dönemki Mart 336 diyor. Yani takvim olarak. Evet. Miladi takvime göre de 1919'a mı denk geliyor? 20. 1920 Mart ayı. 1919. 20 Mart. Mart 1920. Mart. 1920'de bu savaş devam ediyor. Cumhuriyet ilan edilmemiş, Kurtuluş Savaşı bitmemiş. Yani milli olarak ülkemiz adına, Bırak Aydın'ı ülkemiz adına çok önemli bir yere sahip. Tabii. Yani esas önemli mihenk taşlarından bir tanesi. Bizim Kurtuluş Savaşı'nın önemli olan nokta, geçilemeyen cephelerinden, köşk cephesinde ön cephesi oluyor. Tabii, artık orası. Aynen. Ve şöyle bir şey, Kurtuluş Savaşı devam ederken yapılan ilk şehitlik. Bu şehitlik Aydın'da, Aydın'ımızda. Ve Kurtuluş Savaşı devam ederken ilk ve tek abidesi dikilen şehitlik. Evet. Yani Türkiye'de Çanakkale, Dumlupınar, Kütahya, buraları geçiyoruz. Kurtuluş Savaşı devam ederken abidesi dikilen ilk ve tek şehitlik. Evet. Özen, sen bu şehitlikle niye bu kadar yakınsın, yakından ilgileniyorsun, bağlısını konuşacağız. Ama ben önce Aysel Hanım'ınkini çok merak ediyorum. Evet. Aysel Hanım küçük bir şeyler anlattı. Ben hani spoiler olmasın diye çok dinlemedim. Açıkçası merak da ediyorum. Aysel Hanım, yani sizi bu şehitliğe bağlayan ve bu şehitlikle 25 yıldır temasınızı hiç kopartmayan sebep ne? Ne? Hani elle tutulmayan, gözle görünmeyen, böyle yüreğinizde olan şeyler vardır ya. Evet. Hani denir ya, anlatılmaz yaşanır. Evet. Valla ne yaşadınız da bu kadar bağlandı? Şey. Ne yaşadık? Valla çok şey yaşadık aslında. Ya hani biraz şey olacak ama ben şunu söylemek istiyorum. Bu şehitlikler önce şöyle bir şey geliyor direkt. Birçok şehitlik var. Evet. Niye burası gibi geliyor. Özen anlattıklarına ilaveten yani çok o Teğmen Zekai Bey şu acıklı halimize bir nişane kalsın. Bu cümle beni çok etkiliyor yani. Hani şu acıklı halimize bir nişane kalsın. Evet. Evet. Yani ben de olay orada kopuyor zaten. Bu ilk başlangıçtan itibaren bilmiyorum. Yani o sevgi, hani sevgiyi adını koyamıyoruz. Hani nasıl bir şey? Ama ilk andan itibaren, ilk günden itibaren sadece ben değil, eşim, çocuklarım hep sevdik, hep de sevmeye devam edeceğiz.
bu şey gibi değil. Ben hani diyoruz ya, vatan için onlar canını verdi, bizim de onlara borcumuz var, minnet borcumuz var, onun için ziyaret ediyoruz. Ben öyle demiyorum yani. Tamam, minnet... Sizin manevi bir bağlılığınız oluşmuş. Onu... Ben minnet duyuyorum ama yani oraya da sadece minnet duyduğum için gitmiyorum. Aslında biraz da kendim için gidiyorum diyebilirim. Onlardan çok taleplerim var benim. Nedir? Yani orası bana ahiretle dünya arasında bir pencere olarak geliyor. O Çayyüzü şehitliğini ahiretle dünya arasında tabii bir pencere olarak. Tabii öyle yaşıyorum zaten. Öyle hissediyorum. Sadece kendim için değil. Oraya gelen herkes, o oraya huzur, manevi, bu hengamede, yaşam hengamesinde orada olmak, orada vakit geçirmek, bir saat, iki saat, üç saat veya sadece bir dua okuyup çıkmak bile gelen herkes için aynı şey. Benim için de daha fazla şey. Müthiş bir mutluluk, müthiş bir huzur, müthiş bir manevi haz, evet. Kazanç. Ama onları anarken duygulanmadığım hiçbir an yok. Her zaman çok duygulanıyorum. Yani hani onlar benim için çok önemli, evet, diyeyim. Ben hani şimdi iki aydınlığın arasında kaldım. Evet. Bize şöyle de geliyor. Hani birçok yerde şehit var. Ya bana sizin bu Ege'niz, artık gelinizim, Çanakkale gibi geliyor yani. Evet. Hani her yerinizde, her yerinizde şehit var. Tabii tabii, burası da öyle. Yani sanki büyük bir Çanakkale burası. Aslında Çanakkale'den ayıran şeyler şu. Mesela Sarıkamış, Çanakkale, Dumruklar, bu cephelerden ayıran şeyler şu. Siz burada Ege, Aydın, savaşı halkınızla yaşamışsınız yani. Hani beni çok etkiliyor, evet, bu. Bütün halk bu savaşa dahil olmuş. Katliamlar hep halka yapılmış. Mesela bir Çanakkale'de diyorsunuz, herkes biliyor, gezmiştir. Siperlerde, savaş siperlerde ve askerlerde. Ama burada köylü de katlediliyor. Çoluk çocuk katlediliyor. Yani tam dibine kadar savaşı yaşayan burası. Bu Yörük Arefe'nin milli alayı da, onlar 13 ay 8 gün burada tutuyorlar. Az önce söylemiştiniz yani. Evet, yani çok önemli. Onlar burada tutmasa zaten Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurması imkansız yani. Hani yürüdüseler de burada. Tabii tabii. Öyle. Kuvayi Milliye'nin şeyi burada, evet, burada yakılıyor. Diğer işte burada Karatepe, Erbeyli, biz çok şehitliğiniz var. Şehitliğiniz, evet, diyorum hani ben şu anda kendimi biraz şey alarak. Şehitlerimiz tabii var. Tabii sen şimdi az önce neredeyse ağlıyordun. Aysel Hanım, ağlamamak, evet, için, ağlamamak için size geldiler falan diye böyle konuyu değiştirdiniz. Siz biraz toparlanın, ben döneceğim size. Çayyüzü şehitliğinin denince sizin gözleriniz niye doluyor, niye kendinizi tutamıyorsunuz ya, bunları ben konuşmak istiyorum. Özen, şimdi manevi açıdan Aysel Hanım'ın anlattıkları var. Senin de yaşadıkların var. Çayyüzü şehitliğinin manevi tarafını sen nasıl anlatırsın? Şimdi şöyle olaya ben... Yani Aydın'da bu konuya biraz şehitlikler konusunda daha önceki görev yaptığım STK'larda çalışmalarım olmuştu. Şimdi bunu da bilgilendirme isteği doğdu bana. Evet. Şimdi Aydın'ın batısından gelirsek Germencik'te bir Kanlıbahçe, Koçkuyusu şehitliğimiz var. Evet. Biraz daha beriye geldiğimizde Erbeyli'de, Anayolu'nun kenarında Erbeyli şehitliğimiz var. Evet. Aydın merkezde, Efeler'de Gözpınar şehitliğimiz var. Umurlu'yu geçiyorum, yani Çayyüzü'nü geçiyorum. Köşk Karatepe'de Karatepe şehitliğimiz var. Atça'da Çomaklı Ovası'nda aynı şekilde Çomaklı Ovası şehitliğimiz var. Şimdi bu şehitliklerimizin hepsi sivil halkın mezalime uğratılarak, evet, yapılan şehitlikler. Yani kimisi Koçkuyusu'nda, işte Germencik'te alana sivil halk getiriliyor. Kurşuna dizilerek, bir kuyuya atılarak orada bir mezalim gerçekleştiriyor. Erbeyli de aynı şekil. İşte Köşk'te camiye, Karatepe'de camiye toplanıyor, cami ateşe veriliyor. Çomaklı Ovası'nda gene ovaya getiriliyor, orada kurşuna diziliyor. Bir tane yaralı gidiyor, olayı canlı anlatıyor vesaire. Ama burası Çayyüzü Şehitliği, milli mücadelenin şehitliği. Yani burada savaşan bir asker, yani gönüllü asker, milis kuvvetler var. Bunlar, evet, 15 yaşıyla 18 yaşında çocuklar. Evet. Yani buranın farkı Kuvayi Milliye'nin Aydın'da ateşinin yakıldığı yer, Malgaç baskını, ama esas burası. Şey de demiş, şimdi o Tokat yöresine ait o 15'lik türküsü vardır ya. Evet. Hani aslında bir ağıttır. O onun tabii Aydın içinde yani derlenebilir. Evet. Nasıl Çineli olduğumuzdan da konuya değineceğim. Hani Kuvayi Milliye Müzesi var şu andaki Çine'deki. Evet. Albay Şefik Aker orada toparlayıp işte milis kuvvetleri oradan sonra da biliyorsun Çin'e iç. Tabii Kılıoğlu Hüseyin'in, evet, kaynaklı. Yunan
Baltıköy Köprüsü'nden öteye geçememiş yani. O bastırmışlar, oradan çıkmışlar falan. Aydın'da yani sivil halkla o zamanki işte askeri nizam dediğimiz o dönemki tertibe beraber hareket etme var. Yani burada ama bu örgütlenmiş bir şekilde yani teşkilatlanmış bir yapıyla gerçekleştiriliyor. Evet, tabii Celal Bayar atıyor onun tohumlarını. Tabii yani burada bir teşkilatlı... Galip Hoca kimliğiyle... Yapı var burada. Benim için maneviyatı tabii var. Ben dediğim gibi yani 22 yaşından belki de öncesi de var ama hani bir organizasyonların maneviyatı olarak orada bulunmanın anlamı şöyle. Biz o zaman bir STK başkanlığı yaparken Aydın'da kardeşlerimizin liseli okuyan, bu da o zamanki, ona da değinmek istiyorum. Orada kardeşlerimiz de bugün belki bizi izliyorlardır. Türkiye'deki ilk 15 yaş altı öğrenci derneğiydi bu. Türkiye'de ilk 15 yaş altı 18 yaş altı ilk öğrenci derneğiydi. Öyle mi? Aydın Fen Lisesi, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, o zaman Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi yeni kurulmuştu. Burada okuyan 7 tane kardeşimizi kurmuş olduğu Türkay Öğrenci Derneği. Türkçe Aydın Öğrenci Derneği, yani açılımı Türkçe Aydın Öğrenci Derneği'ydi. Bu kardeşlerimizin 20 kişilik bir iftarıyla başladı bizim organizasyonumuz. Pide yaptırdık, gittik orada onlarla sohbet ettik. Orada şehitlikte dua edildi. Evet. Diğer sene ne oldu? Bizler dediler ki ailemiz de orada bulunacağız. 80 kişi oldu. Evet. İkinci organizasyon. Yani Kadir Gecesi iftar organizasyonumuz. Üçüncü yıl dedik yemek yaptıralım, götürelim. İşte biz eş dost ailemizi çağıralım. 200 kişi oldu. Evet. Yani biz bu sayılar orada 1000-1200 kişilere kadar gördük. Köy yolu kapandığı yer sofrasında bildiğiniz gazeteleri serip yer sofrasında orada insanlar şehitlikte iftar yemeği yediler. Tabii iftar yemeğiyle bitmiyor Kadir Gecesi organizasyonları. Orada terafi namazı kılınıyor. Zaten evet. Akşam namazı kılınıyor yemekten sonra. Terafi namazı toplu halde kılınıyor. Dışarıda açık alanda önde erkekler, arkada bayanlar. Arkasında tesbih namazı kılınıyor. Tabii böyle bir maneviyat gece 1'de 2'de sabah namazında giden kardeşlerimiz oradan, hani o gün o Ramazan ayında sabah namazında oradan ayrılan kardeşlerimiz oluyordu. Arkadaşlarımız oluyordu. Tabii bu organizasyonlar yaparken hiçbir dernek, dediğim gibi sivil toplum, maneviyat olan herkes geliyordu. Kurumsal bir kimlik yok. Kimlik yok. Hala da bir kimlik yok. Biz çünkü savaş kurumsal bir savaş değildi. Değil tabii. Değil vatan yani, vatan yani, mücadelesi, yani. Sattığı mücadele. Bizim de orası yani gönlümüzde bir ışık yani. Bizim için bir ışık. Benim 3 tane kızım var. 6 aylık en son kızım 20 günlükken oradaydı. Hmm. Yani çocuklar derler 40'a çıkmadan dışarı çıkamadan. 20 günlükken o ay, her ayın ilk pazarı denk gelen yemeğimizde, yani organizasyonumuzda, hayırımızda oradaydı. Evet. Yani biz oranın maneviyatını gördük, katkısını gördük, bereketini gördük. Yani çocuklarımız da aynı şekilde evet. Gittiler mi hemen şehitliğin içine girerler, arabadan iner inmez dualarını ederler. Çok bildikleri. Ya. Evet. Yani orada... Özen, şimdi anlattıkların çok kıymetli. Devam edeceğim seninle. Tabii. Şimdi sen Yunan mezalimini anlatırken, tabii benim de aklıma gelen Yunan mezalimini anlatan çok olay var. Beni evet. En çok etkileyen olaylardan bir tanesi Aysel Hanım. Özellikle Atça'da gerçi yaşanıyor. Evet. Yunan askerleri öldürdükleri kadınların meme uçlarını kesip evet. Tesbih yapıyorlar. Tamam, bu kadar canice işler evet. Oluyor. Yani aslında hani düşmanın ne demek olduğunu anlaşılması açısından evet. Söylüyorum evet. Bunu. Tabii siz de Nazilli bölgesinde yaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, Nazilli'den. Nazilli'den geliyorsunuz, gidiyorsunuz. İşte siz Nazilli'den Çayyüzü'ne gelene kadar orada çok fazla işte Yunan mezalimine uğramış bölge. Evet. Oralarda çok fazla yaşanmışlıklar var. Siz bana sohbetinizde bir Ayşe Nine'den bahsetmiştiniz. He. Sizi Çayyüzü şehitliğine ile ilgili size vasiyet bıraktı. Girelim işte mi? Size bu tabii. Konuda görev verdi, misyon yükledi demiştiniz anladığım kadarıyla. Ayşe Nine kimdi? Size ne anlatıyordu Çayyüzü şehitliği ile ilgili? Sizi bu kadar etkileyen sebepler, durumlar neler? Ayşe Nine'm kimdi? Yani tabii hikmet sahibi bir insandı. Yanlış kelime kullandım. Buharkent'te yaşıyordu. Bu Çayyüzü şehitliğine davet edildiğimizde davet ederken Ayşe annemden de bahsettiler bize. Ama insan hani çok böyle şaibeli şeyler olduğu için gözümüze görmeden hani onu dinlemeden öyle bir şeye inanmak istemedik açıkçası. Ama geldiğimizde ben yanına yanışamadım. Çok kalabalıktı başı. Şehitliğin orada mıydı? Şehitliğe gelmişti. Evet. Bu Sabahattin Hoca'ya
Buğra ilk tespit eden, canlı tanıklarıyla anlatan, bulan, sonra o zamanınki komutanlarıyla burayı şey yapan Sabahattin Hoca. Evet. Ayşe annemi de tanıyan, işte oraya getiren. Ben bunu kendim tanık değilim ama daha yine size gelmeden önce de bir arkadaş söylemişti. Bastonuyla camiyi buraya yapacaksınız, buraya istiyorlar diye çizmiş oraya. Yani şeyler Ayşe'nin rüyasına giriyorlar, yani, isteklerini Ayşe'nin söylüyorlar. Rüya demeyelim de bu hani hikmet sahipleri ona bir şekilde hani böyle şey yapmak istemiyor. Vesile oluyor. Malum oluyor yani. Malum oluyor diyelim. Evet. Öyle biri. Hani böyle günah girmek istemiyorum, yanlış anlaşılmak istemiyorum, Hacı Hoca gibi falan öyle şey olsun. O anlamda istemiyorum. Sonra hemen ertesi günü bir şekilde yani bilmiyorum anlatayım bunu. Ayşe'ne hani hiç yanına yanaşamadım, göremedim, konuşamadım. Neyin nesidir anlayamadım. Herkes böyle şey yapmış. Ama merak ediyorsun. Bu Ayşe'ne 105 yaşındaydı bu arada. Eşim dedi ki merak etme ben seni hani özel olarak götürürüm dedi. İyi. Hemen ertesi gün daha. Benim eşim İstanbul mezunu. İstanbul'dan ev sahipleri Buharkent'e geliyor. Hemen ertesi gün Buharkent'ten ziyaretimize geliyorlar. Eşim de onları götürmek için biz hiç yani öyle planımız yokken Buharkent'e gidiyoruz. Sonra dedik ki ha buradan biz Ayşe'yi buluruz. Gelmişken adres yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Buharkent'in içine girdik. Evet. Ayşe'yi bulduk. İlk defa yani onunla 6 yıl falan geçirdik sanırım. İlk defa yalnız bulduğum bir andı. Yani bütün olay orada kopuyor zaten, orada başlıyor Ayşe'nin. Yani ona özel... Ne dedi size, ne anlattı şehitlikleri? Şimdi oradaki ayrı, hani evet. O farklı. Ama şehitlikleri gibi bize söylediği şey şu. Herkese yani, sadece benim şahsıma değil. Bunlar büyük şehit. Neden büyük? Gönüllüler, çok gençler ve çok acı bir şekilde ölümleri var. Yani onun için biliyorsunuz şehitlik de mertebe mertebe... Tabii ben şimdi hoca değilim, buna girmeyeceğim ama hani hepimiz de biliyoruz her şeyin mertebesi olduğunu, alemlikte de, şehitlikte de. Bunların çok büyük şehit olduklarını, göğünün Küba mescidine bağlı olduğunu, açık olduğunu, burada edilen duaların kabul olduğunu, burayı gene şey yapıyorum, hem dünya muradınız için, onun kelimeleriyle konuşuyorum aynen, kendim, onun kelimeleri. Burayı hem dünya muradınız için, hem ahiret muradınız için asla bırakmayın. Her zaman gelin, arabayla gelin, arabanız yoksa atla gelin, yoksa yaya gelin ama bunları bırakmayın diye hepimize vasiyeti var yani. Hani hep onu söyledi. Ne zaman karşılaşsak, ne zaman gitsek. O bizim için hani onlarla bir göz gibiydi yani. İşte hayırlarda getiriyorduk ya onu. Bu zaten oraya gittiğinizde eğer hayır zamanıysa, sahir zamanda gittiğinizde de eğer onu şey yapıyorsanız onları hissedersiniz zaten. Yani hani görünmeyen varlıklar gibi de yani tabii, onların dostluklarını hissediyorsunuz zaten. Bunu, işte. Bununla ilgili çok fazla anısı olan var Aysel Hanım. Evet. Yani siz anlatmakta güçlük çekiyorsunuz şu an. Çünkü anlatacağınız şeyi yani gösteremiyorsunuz. Zevnine oturtmak. Yani şöyle anlatılmaz yaşanır türünden şeyler. Diyorum evet. Buna benzer şeyler eminim Özen'in ve Özen'in çevresinden insanların da yaşadığı şeylerdir. Yani orada insanları oraya manevi olarak bağlayan aslında orada hissettikleri, hissetmenin ötesinde gördükleri, yaşadıkları durumlar var. Değil mi Özen? Evet. Şöyle, pardon siz oraya söz verdiniz. Evet. Neyse araya girmeyin. Tabii yani burada manevi olaylar çok yüksek. Gerçekten yaşayan, yani bizim pek çok arkadaşın yaşadığı olaylar var. Ama bizim bundan ikinci kızımı beklerken yaklaşık 11 yıl önceydi. 11 veya 12 yıl önce. İftar yemeği bitti. Tabi bu olayı o zamanki görenler de var. Hani biz bunun görüntüleri vardı yani. Bu kadar söyleyeyim. Görüntüleri vardı. Anlatırken şimdi yine böyle tüylerim diken diken oluyor. Yemek bitti. Namaz, terafi namazı kılındı. Terafi namazına katıldım. Tesbih namazına geçildi. Bir önceki sene tesbih namazı kıldık. Bu dedim yorulduk artık. Yani o gün de etkinlik bayağı kalabalıktı. Yani tabii bunun yemek ikramı, dağıtımı öncesi sonrası insanlar yorgunluk olabiliyor. 3-4 arkadaşla eşim de bir abimizin eşiyle beraber namaz kılınan yerden yaklaşık bir 50 metre
uzaklıkta. Oradaki biliyordur giden insanlar, banklar var. Banklarda oturuyoruz. Tabii kayınbabam emekli imam. Yani şu anda sağlığı el vermiyor ama o dönemler sağlığı el veriyordu. Namazı, tesbih namazı, terafi namazını o kıldırıyordu. Bir arkadaşım benden cep telefonumu aldı. Dedi ki ya hocam dedi ben bir videoya çekeyim. Ben yani tesbih namazı hızlı kıldırılıyor ya o dua ederken. Ben dedi hocam bir videosunu çekeyim dedi. Hani, izletiriz sonra dedi. Evet. Bulunduğumuz alandan bir 20 metrede öne doğru gitti. Yani namaz kılınan yana biraz daha yakınlaştı. Video çekmeye başladı. Tabii biz de normal sohbetimizi ediyoruz. İlerideyiz yani namaz kılınan alandan ilerideyiz. Bir hışımla geldi. Elleri çok titriyor. Masaya telefonu bıraktı. Abi ne oldu? Korkmuş. Yani ciddi manada bir korku var üzerinde. Aç aç dedi. Aç dedi. Evet. Tabii videoyu açtım. Tabii video alanda işte 6-7 kişiyiz. Videoyu açtım. İzliyoruz. Böyle videonun birinci, ikinci dakika araları böyle. Namaz kılınan tam secdedeler. Namaz kılınan insanların önünden böyle beyaz ata binmiş resmen atlılar gibi koşturuyorlar. Bulut geçiyor. Evet, değil mi? Bulut geçiyor. Evet. Hani alanda biri var desem biri yok. Evet. Namaz kılanlar var yaklaşık baylı bayanlı 150-200 kişi. Bizim videoyu çeken arkadaş var. Biz de arka taraftayız. Hani bir sigara içen bir ama bildiğiniz yani o bulutlu bu şekilde atlı üzerinde bembeyaz bir video. Tabi video belki Cenab-ı Allah'ın takdirinden midir bilemiyorum. Bu telefon çöktü. Evet. Yani biz de şeyini yapamadık o ara. Mesela bazı şeyler tevafuktur biliyorsun. Biliyorum yani ama biz onun hani böyle bir kaydını alıp bir kenara kaldıramadık. İzleyenler o dönem izleyen oraya gelip giden çok kişi bunu izledi. Yani gördüler diyorsunuz. O gün akşam bile gördüler yaklaşık yani o sona evet. kalan yani namazdan sonra kalan 150-200 kişinin belki 100 kişisi bu videoyu izledi. Evet. Hatta geçenlerde gene bu program olunca kahvede o eşimle beraber duran abimizin eşinin de hani orada olduğunu, videoyu izlediğini, gördüğünü falan o da anlattı hani böyle. O da unutmamış yani. Tabii. O heyecanı o da unutmamış. Hani insanlar o gün izlediler. Yani onları görüp onları bilip oraya gelen çok insan var. Evet. Yani çay yüzü şehitliğiyle böyle anıları çok var. Çok. Sen demin bir şey söylüyordun Aysel abla tam böyle. O hikayede. Bu Ayşe annem hani sordunuz madem ki hep dedi ki der bize onun sağlığın o hayattayken 105 yaşında dedim ya. Ne zaman oradaysa mutlaka bir şey olmuştur yani. Ya nurları hani biraz şeye girecek ama ya evet. kokuları. İşte hep şunu söylerdi sevdiklerine nurlarını gösterirler. İşte cennet kokularını sürünür. Evet. Cennet kokularını verirler. Evet. Böyle seslerini verirler derdi. Bizim o dönemlerde de birçok arkadaş tabii o zaman herhalde şartlar biraz daha iyiydi. Herkes kendi arabalarıyla gelince çok sabahlayan arkadaş vardı. Sırf böyle onları tabii. bir sesini duyabilmek için işte bir nurunu görebilmek için. Bu herhalde Ayşe'nin teveccühünden bize de öyle şeyler nasip oldu diyelim yani. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya hani onlara ölüler demeyiz. Onlar evet. diri dirler. Şehitliklerinde bir mertebesi var. Hakikaten onlar diri yani. Evet. Yani orada canlı canlı görenler var yani. Hakikaten bu işi görenler var. Evet. Yani biz o kısmında mıyız? Biz o kısmında değiliz. Biz maneviyatındayız. Evet. Oranın duyurulması yani bilmeyen Aydın'da kamu kurum, amir, müdür, memur, STK başkanı daha kapısından içeri girmeyen, şehitlikleri bilmeyen birçok evet. insan var. Şimdi bugün bu topraklarda, bu bayrak altında, bu vatanda yaşamımıza borçlu olduğumuz işte 15 yaşında vücutları paramparça yok olmuş evet. insanlar bizden vefa bekliyorlar. Evet. Şey diyordu Ayşe Hanım, onu mutlaka evet. yani söyleyeyim. Tanınmak istiyorlar, bilinmek istiyorlar diyordu. Bilinmek evet. istiyorlar. Ama zaten o koydukları nişanede de şu acıklı halimize bir nişane kalsın diyerek bunu zaten o zaman tescillemişler yani. Belirtmişler. Evet. evet. Yani. Yani çay yüzü şehitlerinin bizden beklediği bir tek şey var. Onları unutmamamız, onları hatırlamamız evet, ve gelecek kuşaklara
aktarmamız. Siz de bu konuda çok ciddi bir misyon yürütüyorsunuz. Yani bunu bir kurumsal kimlikle profesyonel bir şekilde yapmıyorsunuz. Tamam, manevi olarak değişik zamanlarda yapmışsınız. Şimdi birlikteyiz. 4 yıldır birlikteyiz. Her ayın pazar günleri. Evet. Evet. Siz öğle namazından önce saat, örnek veriyorum, 11'lerde orada buluşuyorsunuz. 12 gibi. İşte 12 gibi, yani buluşuyorsunuz. Öğle namazından sonra işte ritüellerinizi yapıp oradan dağılıyorsunuz. Evet. Şimdi bir de önümüzdeki günlerde orada bir büyük etkinlik olacak galiba. Büyük organizasyon, evet, olacak. Evet. Ne yapacaksınız Aysel abla orada? Şimdi bunu, yani mütevazı olamayacağım bu konuda. Bunu ben... Çünkü onlar bilinmek istiyorlar. Benim fikrimde neden? Bir gün Nazilli Belediyesi'nden mesaj geldi. Sarıkamış şehitlerini kutlanma, evet, günü diye. Birden böyle bir şey oldu. Dedim ki niye Sarıkamış... Tabii hepimizin, hepsi hepimizin. Evet. Ve toplum olarak da zaten şehitlerimizi seviyoruz, sıcak bakıyoruz. Yani her türlü şeylerine de, evet, etkinliklerine de çok sıcak bakıyoruz ama niye bu çay yüzü şehitlerimizi, bu gençlerimizi de anmayalım? Bir takvim dahilinde değil mi? Evet, yani bir devlet ajandasına girmesin. Çünkü çok önemli görevleri tabii var. Tabii siz yani de protokolü de bildiğiniz için. Evet. O nedenle biz öyle bir ayağa kalktık. Özene arkadaşlarımıza işte öyle dedik ki bunu biz her yıl artık gelenekselleştirecek şekilde, hatta devlet ajandasına sokalım, sokacak şekilde. O türlü girişimlerimiz de var hani. Evet. Olsun diye. İlkine 2022, 23 Ekim, onların ölüm günleri 23 Ekim 2000, pardon 1919. Biz 2022'de ilk hayrımızı, ilk anma günümüzü ve ilk hayrımızı yaptık. Sadece anma günü olarak kalsın istemedik. Evet. Böyle bir keşke hayrı diyerek de hani insanlar, çünkü birçok yerde de anılıyor biliyorsunuz. Gidiyorlar, bir çenek koyuyorlar devlet, evet, ajandasında da olsa. Orada kalıyor o. Ama bu hayır sayesinde de yine onları daha iyi anlama, hissetme, orada o havayı yaşama, hatta birbiriyle kaynaşma. Biz ilk sene bu işe ayağa kalktığımızda işte bütün belediyeleri. Evet. Buharkent, Karacasu, yani bütün hepsi, Didim, Kuşadası, sadece bir onlardan da özür diliyorum, Koçarlı'ya gidememiştik. Bütün belediyeleri gezerek birer araç çıkarmalarını, bunları belediyelerden anons etmelerini, evet, mümkünse bir pankart veya afiş asmalarını, bunları talep etmiştik. Kesinlikle. Evet. Herhangi bir dernek, kurum dedi ki Özen'de, kurum kuruluş olmadan, işin içine asla para girmeden. Yani şimdi, bu iş siyaset üstü. Işte, evet. Şimdi insanlar devlet üstü bir olay yani. Bir devlet şey, üstü değil mi? Siyaset, evet, siyaset üstü. Siyaset üstü. Evet, evet. Milletin organizasyonu mu? Devletten kastım. Yani bürokrasi, yani evet, bürokrasinin, evet, üstünde, siyasetin, evet, üstünde. Evet, evet. Milletin... Milletin organizasyonu bu. Burada milletin. Bizim hep söylediğim zaten oraya gelenler için de bunu hazırlanırken de. Biz ilkini çok güzel yaptık. İlki bile çok başarılıydı. Yani arkadaşlarım, tabii, hepimiz sayesinde, bu işte gönüllü, evet, aile sayesinde. İkincisi de güzel. Ama ne yapıyorsunuz orada? Keşik ayrı var. Keşik ayrı var. Evet. Çok güzel. Tabii bir sene öncesinden randevuz aldı. Hayır, sadece keşik. Elma var. Keşik var. Evet, evet. Bir de, evet, Bozdoğan tarafı, Nazilli tarafın, o taraftan insanları bilir. Gelin turşusu dediğimiz, evet, artma, evet, turşu da keşkin yanında. O Nedim abimizin, Nedim Koç, Aysel Hanım'ın eşini, avukat Nedim Koç Bey'in özellikle istediği bir şey o. Evet. O şekilde bir yemek sunuyor yapılıyor. O yani orada bir temsili, oraya gelen insanlar şehitlikte dua ederken bir ondan hayır olmuş olsun adına bir yapılan bir evet, yemek sunumu. Keşkek, turşu, helva. Evet, evet. Emin Bey, büyüklerimizin, geçmişimizin hep hayırlarını yapıyoruz değil mi? Yani, hı, biz de hani bu, evet, anarken hayırlarını da yapalım. Evet. Onları mutlu edelim. Hani mesela hayra da yaklaşım şudur. Hani işte kursağımıza girsin diye insanlar hani aç olduğu için işte ona muhtaç tabii, olduğu tabii, için tabii, değil, sırf değil, bize de nasip olsun. Tabii aynen ki. Hatta onun şefaatinden faydalanma, aynen, gibi de düşünüyor tabii, insanlar. Evet, yani kesinlikle. Kim karşılıyor bu hayrın şeyini, maliyetini? Kendimiz karşılıyoruz. Kendimiz biz ilk yaptığımız sene bazı belediyelerden biz yapalım gibi teklifler aldık ama biz kesinlikle hiç kimseden para yardımı almıyoruz asla. Evet. Hep kendi. Çay yüzü şehitliği gönüllüler olarak kendi, evet, aranızda organize ediyoruz. Hayır organizasyonunda kesinlikle yani tabii sivil katılımcılardan destek olmak isteyen, oraya gönüllü olan destek olmak isteyenler desteğini yapıyor zaten. Evet. Yani bunu ben veya Nedim Bey veya Aysan Hanım değil. Yani buraya gelip de
burada buraya katkıda bulunmak. Yani o kazanda bizim de bir... Kazan kaynıyor. Tabii kazanda bizim de pirincimiz olsun, bizim de etimiz olsun deyip de katkıda bulunan insanlarımız var. Ama biz bugün o insanlara bu kazanda pişen hayra katkınız olsun çağrısında bulunuyoruz. Hayır, hayır, hayır. Bizim kesinlikle öyle bir şey talebimiz yok. Gelin oradaki hayır size de nasıl... Kesinlikle Emin Bey, onların, kesinlikle. Onların bizim şefaatinden size istifade bizim, edin. Bizim evet. Çayyüzü Şehitliği... deki şehitlerimize bir vefa borcumuz var. Vefa borcumuz onların tanıtılması, anılması ve gelecek kuşaklara aktarılması. Evet. Başka bizim insanlardan bir beklentimiz yok. Hiçbir protokolden kesinlikle. Talep ettiğimiz, şöyle talep ettiklerimiz oldu. Sağ olsunlar belediyelerimizden sandalye talep ettiğimiz oldu, çadır talep ettiğimiz oldu. Yani onların karşılayabileceği oranın temizliğidir, işte minibüs kaldırılmasıdır, ulaşım sağlanmasıdır. Duyurular noktasında biliyorsunuz belediyelerin mesaj evet. sistemlerinden duyurular yapılmalı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben bu Çayyüzü Şehitliği'nin o gün ne zaman etkinliğiniz? 20 Ekim Pazar, haftaya pazar. Haftaya pazar günü Çayyüzü Şehitliği'nde yapılacak olan anma etkinliği ve keşkek hayrına evet. katılmak isteyenler kime ulaşsınlar? Hangi numaradan ulaşsınlar? Hayır Emin Çünkü, Bey. Karacasu'nun köyünden, Bozdağ'ın dağından birisi ben oraya gelmek istiyorum diyordur. Onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Evet. Şimdi bir numara verin bilgi için paylaşalım olur mu? Şöyle anlatalım o zaman. Aydın merkezde evet. Efeler Belediyesi'nin önünden ve Bey Camii'nin önünden araçlar kaldırılacak. Evet. Aynı şekilde Nazilli'de yani evet. Doğu tarafını genelde Aysalan'la Nedim Bey evet. ilgileniyor. Bozdağ'dan herhalde araçlarımız kalkacak. Evet, Karacasu, Bozdağ, Sultanhisar. Sultanhisar. Evet. Ulaşılanlar şu ana kadar. Buharkent. Ama burada gidecek halkın çünkü onlar duyuruyorlar ve afiş asıyorlar, pankart asıyorlar. Görüşmeleri gerekiyor yani hani biz geliyoruz gibilerinden. Yani evet. o onların bildirdikleri yerlere git o saatte hazır olmaları gerekiyor. Evet. Sağ olsun belediyelerde. Belediyelerin böyle organizasyonlar var. Yani destek olanlar var. Bizim talebimiz üzerine. Yani bağlı bulundukları belediyelerden bizi oraya ulaştırın diyebilirler. Tabii. Evet Aynen. biz talep ettik zaten. Onlar da seve seve kabul ettiler. Evet. Geriye halkımızın hadi bizi götürün deyip hani o çünkü anons ediliyor ya evet. Pankart asılıyor. Şöyle biliyorsundur Karacasu Dedeba Hayrı yıllardır geleneksel bir şekilde devam ediyor. 750 yıl. Evet. 800 yıl hatta. Yani biz de buranın 750 yıl 800 yıllara kadar yani torunlarımızın torunlarına kadar bu şekilde bir organizasyonun devam etmesinden yanayız. Bugün yani buraya ileride bir vakıf kurulabilir, buraya ileride bir dernek kurulabilir, gönüllü hayırsever insanlarla oluşan bir yapı oluşabilir. Bunlar ileriki dönemler ama biz yani 18 yıldır ben 18 yılın 16 yılında iftar yemeği yaptık. Yaparken tabii katkısı bulunan arkadaşlarımız olmadı mı? Oldu. Evet. Sadece işte, pandemide mi sekteye uğradı? Tabii iki yıl yapamadık. Pandemiden dolayı toplu bir arada bulunma evet. olayı gerçekleşmediği için o zaman yapmadık. Nasıl oldu? İnanmazsınız samimiyetime. Yani şöyle bir şey vardı. Gelen 80 yaşında teyzenin oğlum ben orucumu tutamadım. Bu yemeğe benim katkım olsun deyip de benim cebime para koyanlar oldu. Yani evet. her sene bunu yapanlar oldu. Her sene eşimi, kayınvalidemi, annemi arayıp da yani bu sene hayır var mı? Bu sene hayır var mı? Bu sene hayır var mı? Biz buna da katkıda olsun. İşte ben parasını göndereyim veyahut da işte buğdayını alıvereyim veyahut da işte etinden 5 kilo ben alıvereyim vesaire vesaire gibi çok. Bu çünkü artık biz bunu kendi şansımız olarak yapmıyoruz. Yani. Bunu... Bölgede bu konuda bir aslında şey oluştu, gelenek oluşmaya başladı. Ama ben lütfen şunu altını çok ısrarla çiziyorum. Yani biz hani bu olaylara girerken ilk başından beri bu 4 yıllık hayırlarımızı Tabii. da yaparken asla para... Kimseden böyle kesinlikle yani. Çünkü gelen insanlar da mesela bir sürü kadın geliyor işte... Ne diyoruz? Erkekler de gelebilir, çocuklar da gelebilir, açığı da gelebilir, kapalısı da gelebilir. Para asla, paranın adını evet. almak kesinlikle doğru değil. Yani her şey suistimal etmeye çok açık. Evet. Dedikodusunun yapılmasına çok açık. Evet. Yani ben ve eşim tabii Özen de öyle. Yani o konuda çok hassas. Yani. Evet. Yoksa hani birkaç kişiye bile söyleseniz ya zaten adam gelir hayrını yapar yani. Bu tür şeyler herkes bir yağmur duası yapılsın. İşte orada verilecek ikramlarla ilgili tabii. hemen herkes köyde toplanır. Bizim evet. toplumumuz bu konuda hassastır. Hani işte öyle şey de düşünmezler. Ne yapıldığını, neden yapıldığını da biliyorlar. Zaten buradaki amaç o hayra insanların ekonomik katkı sunması değil. Oraya gelip oradaki ikramlardan bulunması. Evet. Orada bulunmaları, evet. oradaki ikramlardan evet. Oranın evet. feyizinden evet. yararlanmaları. Evet. Peki şey oluyor mu Aysel abla? Şimdi oraya gelen insanlara oranın tarihçesini, önemini anlatan konuşmalar Sabahattin falan Burhan yapılıyor mu? Anlatıyor. Evet. Sabahattin Burhan. O
zaten temeli o, bulan, canlı tanıklarıyla, yaşayan tanıklarda konuşan, yerlerini tespit eden, sonra oraya o düzeni kuran. Burası sadece bu gençlerin ve sonrasında 51 kişi oraya defnediliyor. Bu bölgedeki bütün devamında olan yani bölgedeki şehitler. Cephelerden toplayabildiklerini, alabildiklerini gömebiliyorlar. Gömebildiklerini gömebiliyorlar. Biliyorsunuz birçoğu da Yunan'ın elinde kalıyor yani. Hani gidip alamıyorsunuz. Kendi cenazenizi bile alamıyorsunuz. Yani orada o şekilde alınabilen 51 kişi. Orada o düzenleme yaparken çalışan Assubay Murat Bey'le de sonradan tanışma imkanı olmuştu. Onlar o çalışma esnasında da çok hani duygusal şeyler yaşıyorlar. Onların döneminde sonra biz ulaşamadık. Nedim Bey'le ulaşmaya çalıştık da o nişaneyi koyduran Teğmen Zekai Bey o şehit olmamış. Ama hep anlatırken hep böyle gözü yaşlı, çok hani acıklı, çok üzücü olduğunu hep ömür boyu hissederek ve anlatarak öyle yaşamış. Evet. Bilmiyorum eğer sağsa bizi de inşallah izlerse yani ulaşabilir. Biz ulaşamadık çünkü. Evet. İnşallah yakınları falan vardır. Belki bir şekilde kendisi yaşamıyorsa bile çevresinden yaşayanlar. Evet inşallah hani onları şimdi, dinlemek isteriz şöyle, yani canlı tanıklardan. Tabii siz 20 Ekim pazar günü orada dördüncüsünü üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Keşkek hayri var. Evet, keşkek turşu helva hayri var. Evet bekliyoruz. Tüm halkımız oraya davetli. Davet edin. Peki bu vesileyle orada şeye ihtiyaç var mı? Yani hani oranın çevresinde yolların güzelleştirilmesi, fiziki alanların genişletilmesiyle ilgili bir ihtiyaç var mı? Bu konuda ilgili kurumlardan beklentimiz var mı? Şehitlikler milli emlak ait olan yerler. Evet. Tabii bu devletin arazisi içinde kaldığı için belirli bir tertip nizam devletin yapması gereken organizasyon için biz ona müdahale olamıyoruz. Evet. Tabii beklentiniz var mı bu anlamda? Beklentimiz yani şöyle dediğim gibi ben yaklaşık 18-16 yıldır belediyelere yani bu iftardan önce 3 yıldır da bu yıl üçüncüsü olacak. O dönemin merkez olsun, belediyesi olsun, Aydın Belediyesi olsun. Yani bunlardan taleplerimiz oranın taşları, parkeleri bozuksa, işte içindeki lavaboların, çeşmelerin, tuvaletleri bozuksa, temizlenmesi, caminin temizlenmesi vesaire bu tarz işleri sağ olsunlar yerine getiriyorlar. Evet. Biz onları kesinlikle hangi belediye başkanı olursa olsun, hangi siyasi partiye ait olursa olsun, bu şehrin emini, orası da bu şehrin bir şehitliği, bir abidesi yani bu önemli olan. Sağ olsunlar da hiçbir zaman bizi kırmadılar. Bizi hiçbir şekilde isim telakki etmeden geçmişten ve mevcuttakine kadar hepsi bizim o dönemde başladığımız organizasyonlara kadar. Tabi bu şehitliğin o zamanki o şu anki peyzaj alanının düzenlenmesinde de o dönemlerde şeyin peyzaj alanı demiyorum da bir mesire alanı gibi bahçesi var sonucunda orada. Oranda o zaman Umurlu Esnaf Odası Başkanı Sayın Erdoğan Öncül'ün de öncülüğünde bayağı bir desteği var. O zamanki belediyesi olsun, kamu kurumları olsun. Yani herkes buraya bir şekilde el atıyor. Şehir sahip çıkıyor. Şehir sahip çıkıyor ama tabii burada şehir sahip çıkarken burada peyzaj alanı olduğu için duyarsız halkımız da çok fazla. Yani burada piknik yapmaya gelip de alanı kirleten. Asayiş anlamında, çok denetlenmesine ihtiyaç var diyorsun bölgenin sık sık. Bu kadar mukaddes bir bölgenin başka niyetlerle kirletilmesini istemiyorsunuz. Tabii eskiden burada bir güvenlik gibi bir kulübe gibi bir şeyler yapılmış ama tabii bunların karşılama noktasında belediye mi, milli emlak mı, işte yatırım izleme, İKOP mu, bunu kimin karşılama noktasında bizim bir bilgimiz, bir dahilimiz olamıyor. Takipçisi olalım bundan sonra bizler de. Tabii ki. Valla sizinle uzunca süre daha konuşabilirim fakat süremizin sonuna gelmişiz. Tabii. Birazdan da TV'den ana haber başlayacak. Stüdyo ana haber için bırakmak zorundayız. Son sözleriniz neler olur? Son olarak son neler söylersiniz? Önce size teşekkür ederiz Emin Bey. Yani zaten izliyorduk. Çok hoş sohbetiniz. Sağ olun. Güzel. Yani sizinle birlikte olmak keyifliydi. Onun dışında yine TV'den ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Bütün halkımızı bekliyoruz keşke. Şimdi Aysel abla ben
Girişte seni avukat diye tanıttım yanlışlıkla senden. Evet. Sen aslında öğretmensin. Protokol müdürlüğü yapmışsın Ankara'da. O arada bir tanıdıktan fotoğraflar geldi sizin protokol müdürlüğü yaptığınız döneme dair. Arkadaşlarımız hazırsa hızlıca onları da böyle ekrandan... Evet, bu Tansu Çiller, evet, başbakan olduğu dönem. Evet. Burası Ankara değil mi? Evet, Ankara, evet. Evet. Yine Erdal İnönü. Hemen İsmet İnönü. Bir geri gelir misiniz? Sayın yönetmenim, bir önceki fotoğrafa gelin. Orada Aydın'da bir tanıdık var. Evet, Erdal İnönü var. İsmet Sezgin. Evet, o da sizin yanı başınızda. Evet. O zaman Gençlik Spor Bakanı. Evet, mi? Gençlik Spor Bakanı. Ben Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın protokol bünyesinde görev yaptım. Hemen Nazmiye ve Süleyman Demirel çifti arkanızda. Evet, evet, yine burada Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı'nın tebrikleri alıyordu. Evet. Kendisi. Öncesinde zaten bir briefing veriyorsunuz neler yapacağınıza dair bütün bayramla ilgili. Sizi ben avukat olarak tanıtınca avukat değil. Ben bir an müdahale edemedim. Protokol müdürü diye fotoğraflar geldi. Ben de onları burada göstermiş olayım. Çok sağ ol ablacığım, çok teşekkür ederim. Size Özen, çok sen, teşekkür sen ederiz. Neler söylersin son olarak? Yani biz Aydın'ın evlatları olarak bu şehitliklere sahip çıkılmasını istiyoruz. Evet. Yani dediğimiz gibi Germencik'ten Atça'ya kadar, Nazil'den Boğarkent'ten Didim'e kadar bu memleketin her yerinde şehit var. Ama bu Çaylı şehitliği gerçekten çok önemli. Evet. Bizim kimseden beklentimiz yok. Bizim önemli olan buradaki, burada şehitleri. Evet. 15 yaşında vatan mücadelesi veren kardeşlerimiz, yani büyüklerimiz artık onlar, kardeş o yaştaki. Bunlara sahip çıkmamız, onların varlığını hissetmek adına onların, onlar bizi çağırıyor. Resmen bizi çağırıyor oraya. Evet. Özen, çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdiden etkinliğiniz hayırlı olsun. Pazar İnşallah. Günü tüm Aydın halkımızı davet ediyoruz. Çay Yüzü Şehitliği'ne davet ediyoruz. Orada onların adlarının yaşatılması, işte onlar bu topraklar için canlarını feda ettiler. Onları yaşatmak da hepimizin vazifesi, görevi. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyenler, bir başbaşanın daha sonuna geldik. Konuklarım Çay Yüzü Şehitliği gönüllüleri Aysel Koç ile Özen Gündüz'dü. 20 Ekim Pazar günü öğleden önce saat 11 dolaylarında gerçekleştirilecek olan Çay Yüzü Şehitliği anma etkinliğine davet ediyorlar. Orada keşkek ayrı, turşu ve helva olacak. Hoşçakalın.